İyi akşamlar değerli izleyiciler. Çarşamba akşamı yine beraberiz. Beklediğiniz iki program ortağımla beraber diyeyim. Çünkü artık konuk değiller. Ben de çok programın sahibi onlar ama Habertürk açısından zor günler geçiriyoruz. Çünkü iki co-hostumuz diyelim, iki program arkadaşımız Habertürk'te disiplin falan bırakmadılar. Celal Şengör az önce spikerimizi güldürmek için maymun taklidi yapıyordu. Doğru diyor. Şaka etmiyor, doğru diyor. Haber sunarken gülsün diye. Neyse, Allah tarafından spikerlerimiz yeterince profesyoneller de ona kulak asmıyorlar. İlber Hoca ise bu durumu esefle, kınar gözlerle bakıyordu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Hadi'cim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, herkese iyi akşamlar. Canan Hoca ile ben. Evet, Canan Hoca da bir önceki program konuğumuz. Her iki konuğumuzu da sigaya çekti ve aşırı kilolarından ötürü ağır, ne diyeyim? Tenkit etti. Sert biçimde tenkit etti. Çünkü karşında yarım ton oturuyor. Evet Ejder, bu akşam ne konuşacağız? Vallahi her akşam konuşacak bir şey buluruz. Nereden başlayıp nereden çıktığımızı biz de bilmiyoruz. Bu akşam ana mevzularımız şunlar. Bir, Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel tarafı. Bir, orta çağ sonu, ilk çağ başlangıcı entelektüel olarak... Fatih Sultan Mehmet nasıl biriydi? Askeri tarafını hepimiz üç aşağı beş yukarı iyi kötü biliyoruz. Ama entelektüel tarafını hep beraber bugün burada biraz daha derinlemesine öğreneceğiz. Bu arada Murat Barakçı'da çok çirkin bir mail geldi. Bunu okumayacağım Murat. Kusura bakma. Pardon, mesaj geldi. Yine bu akşam... Aman bana hocam, gene şarkılı mı diyor? Yok sana şarkı demiyor bu sefer. Çünkü dedi. Biliyorsun sen evet. Dedi ne yaparsan yap şarkılısın dedi. Evet. Ondan sonra da rahmetli anama atıf yaptı. Evet. Çünkü ben dedi senin ananı tanıyorum. O da şarkılıydı dedi. Ama doğru söyledi. Doğru söyledi. Evet. Hani anamı tanıdığı kesin yani. Biliyor. Annem de rahmetli Murat'ı çok severdi. Onu biliyorum. O da annenin hatası. evet ne konuşacağız başka? Bunları konuşacağız ama Rönesans'ı konuşacağız. Genel kanaat biliyorsunuz Rönesans'ın İstanbul'un fethiyle başladı. Hakikaten o yüzden başladı. Niye başladı? Yine gideceğimiz bir başka konu. Osmanlı coğrafi keşiflerde niçin yer almadı? O kadar büyük bir imparatorluk. O dönemde dünyanın en büyük gücü belki. Fakat coğrafi keşifler konusunda geri kaldı ve belki de bu yıkılışının sebeplerinden biri oldu. Ülkenin kaynakları mücadele etme gücü kalmadı diye düşünebiliriz. Yine bir başka mesele, Kanuni'yi konuşacağız. Kanuni'nin aşk hayatını zaten bir dizi vasıtasıyla öğrenmiş bulunuyorsunuz ama diğer yönlerini de bu akşam burada ele alabiliriz. Evet İlber Hocam, nereden başlayalım? Fatih'ten başlayalım. Bu oldukça açık. Tabii ki Fatih devrinin malzemesi hiçbir şekilde ne Kanuni devriyle ne 17. asırla mukayese edilecek gibi değil. Kaynaklar daha sınırlıdır. Mesela Kanuni devrine ait tonla mühimme defterleri var. Divan-ı Hümayun kararları. Buradan tarih öğrenebiliyoruz. İçtimai tarih öğrenebiliyoruz. Mesela Kıbrıs Cezirası'nın nasıl Türkmenlerin yerleştiği falan oraya teferruata kadar yazılan tarih eserleri çok daha teferruatlı, çok daha ciddi, çok daha sanatkarane. Öbürküsü 15. asrın tarihçiliği eskiden bahsediyor. Ama 150 sene evveli. Orada bazı sorunlar var. Çok ciddi çalışılması gerekiyor. Metodoloji değişik ve bu metodolojiyi bize büyük ölçüde hocamız Halil İnalcık öğretti. Bu ilk devir ve kaynameleri ve takvimler ve vakfiyeler nasıl kullanılmalı, nasıl karşılaştırılmalı? Çok yakın zamana kadar bu konuda yeterince titiz davranılmadığı anlaşılıyor onun çalışmalarından sonra. Tavsiye ettiğimiz eser iki kendi yazdıkları dışında iki çok kolay okunan kitap vardır. Osmanlı Padişahları ve Osmanlılar adlı
iki kitap. Bunlar Diyanet Vakfı'ndan çıktı ve galiba bir yayın evinden bulunabilir. Burada sorun şudur. Bütün sorunları ortaya koymamız lazım. Madde 1. Fatih'in entelektüel kişiliği. Bu biliniyor. Fakat nedense görmezden geliyor. Niye? İşte onun üzerinde duracağım. Şimdi bir kere şeyi biliyoruz. Çok iyi Arapça biliyor. Çok iyi Farsça biliyor. Kalem oynatıyor bu konuda. Türkçe de öyle. İkincisi Türk kaynaklarının yani hem çağdaş Türk kroniklerin ve kaynamelerin hem de sonrakilerin üstünde pek durmadıkları bu Yunanca meselesi. Bunu nedense herhalde Yunanca bilmediğimiz ve Yunanca bilenlerin de Türkiye'de yani klasik Helenistlerin de hiçbir şekilde böyle Fatih devrini falan araştırmak gibi bir endişeleri olmamasından ileri geliyor. O onların seçimidir, tenkit etmiyorum. Topkapı Kütüphanesi'ndeki yazmalar, İlyada vesaire gibi vesaire değil birkaç tane bunlar. Bizim Topkapı Kütüphanesi fevkalade renklidir. Yani öyle sırf Arapça, Farsça, Türkçe içeren bir rastgele bir oryantal şark kütüphanesi değildir. Yabancı dillerde vardır. Yunanca, Latince, Ermenice, Macarca. Bunlar padişahların özel kütüphanesi değil mi? Özel kütüphanedir. Ve burada görülüyor ki Yunanca okuyor, okutuyor, anlıyor eski Yunanca. Bu bir eğitim meselesidir. Yani Enderun'un tarihini henüz çok iyi bilmediğimiz için padişah çocuklarının, şehzadeganın bu mektepte devşirmelerle birlikte, seçkin devşirmelerle birlikte eğitim gördüğünü, bu eğitimde neler okuduklarını henüz araştırma safhasındayız. Fakat şunu açıkça söylemek durumundayım. Buradaki gençlerin, şehzadeganın bir takım dilleri öğrenmesi, şark atmosferi dışındaki dilleri öğrenmesi bugün aslında belki de üniversite talebelerinden daha kolay. Çünkü köylü çocukları devşiriliyor oraya kadar geliyor ama bunlar belki böyle halk tipi bir Rumca, Dimotiki konuşuyorlar ama ruhban aile çocukları da var. Mesela Mahmut Paşa, Veli denen bir ruhban ailesinin, rahip ailesinin çocuğudur. İkna ile alınmıştır. Eski Yunanca biliyor tabii. Sokolovic Mehmet Paşa, yani imparatorluğun en uzun süre sadrazamlık yapan. Sokollu Mehmet Paşa. Evet, biz Sokollu diyoruz tabii. Bosnalıdır, Bosna Sırplarından olduğu anlaşılıyor. Kardeşi var, kardeşleri var. Bu da bir ruhban ailesinden ikna edilerek alınmış. Fakat son derece iyi bir Müslüman olmuş. Yani dini bütün. Ama biliyor eski kültürünü ve dili. İki örnek verdim. Yani bu gidebilir. İşte iki büyük paşa aslında. Biri Mahmut evet, Paşa, biri Sokolovic Paşa. Mesela Alberto Bobovius var. Bobovski, Ali Ufku Bey. O Polonez asıllı. Belli bir şey daha sonraki devirlerde. Bu Enderun Mektebi'nde Şehzadegan iyi yetişiyor. Yani Fatih Yunanca biliyor. Oğlu 2. Bayezid'in o tarakta pek bezi yok ama çok iyi Çağatay biliyor. Yani bugünkü Türkologların bilemeyeceği şekilde rahatça bu Çağatayca kitapları ve hatta Uygur yazısını okuma kapasitesi var. Evet yani Bayezid. Çok önemli. Evet 2. Bayezid öyle çok bizde es geçilen bir kişiliktir. Hem taraftarları hem de tenkitçileri adamın hakkını yerler, es geçilir üzerinden. Bu doğru bir tavır değil. Yani neleri bilip bilmediğini, mesela Sultan Abdülaziz de öyledir. Yani 19. asır daha ayıp bir şey Türk tarihçiliği açısından. Hem taraftarları hem muarızları, küçümseyenleri tenkit ederler, tahfif ederler. İşte böyle güreş tutan pehlivanlarla, kaba saba şakalar yapan, teres meres diye konuşan, efendim işte bir oturuşta bir koyunu yiyen nasıl oluyorsa o, bir adam. Kraliçelerle maceraları olan. Adam onu bilmiyorlardı. Yani çünkü İmparatoriçe Eugenie iadeyi ziyaret için
İstanbul'a uğradı. Asıl hedef Mısır'da Süveyş Kanalı'nın açılışıydı. Fakat dönüşte gene uğramak istedi İstanbul'a ve yayınlandı bu telegram. Napolyon, 3. Napolyon Paris İmparatrisini bekliyor diye. Uğramadan gel buraya diye. Gitmeye. Arada en azından böyle bir platonik bağ var. Yani çok açık bir şey bu. Padişah, yani Öjen'i Abdülaziz'e evet, aşık hiçbir olmuş. Sebep yok olmaması için. Çünkü Batı müziğinde de besteler yapabiliyor. Yakışıklı adam. Yakışıklı adam, boylu boslu. Mesela gittiği zaman Fransa ve İngiltere, Britanya ve dönüşte Avusturya'ya, Macaristan o kanalla döndüler. Veliaht yanında Murat Efendi, 5. Murat. Uz boylu boslu, piyano çalan, beste yapan, ressam, Fransızcası mükemmel bir delikanlı, genç bir adam tabii. Herkesi empresyone ediyor. Hatta Kraliçe Victoria sefer gününe göre torunlardan birini vermek istedi. Kendisine. Yani böyle bir şey konuşuldu. Geçici zaten Sultan Şehzade Murat'a, Crown Prince Veliaht'a. Çok sevindi Keçecizade, hariciye nazır olarak. Efendimiz dedi işte falan filan. Sultan Abdülaziz'in cevabı tövbe estağfurullah çık çık çık. Yani niye? İstemedi. İstemedi İngiliz prensesini. Hayır istemedi. Yani halifenin sarayına açıktan açığa şimdiye kadar bir takım Hristiyan prensesler girmesine rağmen demek 19. yüzyılın havası içinde hele bir hükümdar, çünkü İngiltere prensesi istemedi. Bir bakıma Prusya kralı Kaiser Wilhelm'in imparatorun sonra babası Friedrich'in akıbeti düşünülürse haklı, çünkü biliyorsunuz Kaiser Wilhelm'in annesi Victoria'nın kızıydı. Ve o çok iyi bir evlilik değildi. Niye evli değildi? Değildi. Bir kere en başta Prusya kraliçesi olan hatun, daha henüz Alman imparatoriçesi değil. Sürekli Alman küçümsüyor. Yani bu... Babası Alman. Zaten sülale Alman. Sülale Alman. Değil mesele, ırkçılık değil. Yani mesela çocuğun sol kolunda bir problem var. Ha katiyen olmaz Alman cerrahlar falan. Aa. İngiltere'den adam. Ha bunlar ne anlar falan. Ve Kaiser Wilhelm sol kolundaki bu sakatlığı tamamıyla annesine atfederdi ve nefret ederdi. Yani bunu da gizlememiştir falan. Ama şeyini seviyor mesela, büyük annesini. Onun ölüm döşeğinde de koca imparator bekledi gidip Londra'ya. Neyse, bu şeylerin üzerinde durmuyoruz fazla, kapatalım. Fatih Sultan Mehmet bu dili biliyor ve İtalyanca biliyor. Bunu söyleyenler Kritovulos gibi Bizans'tan kalma ve kaynavuslar, etrafta dolaşan ve Langoski gibi İtalyanlar. Bunlar padişahın Yunancasını çok methediyorlar. Sarayın kütüphanesindeki kitaplar üzerindeki kayıtlar da bunların doğru olduğunu gösteriyor. Karşımızda bir Rönesans dönemi entelektüeli vardır. İtalya ile uzaktan yakından alakası olan ama bilim olarak çok yakından ilişkisi olduğu belli. Ve Rönesans'ın entelektüelleri içinde çok özgün bir yeri var. Çünkü o devirde Rönesans İtalya'sının en parlak münevveri, yani tam çağdaşı Fatih'in, Pico della Mirandola, Floransa ayağından ve her şeyi bilen adam denir. Yani böyle bir roman da çıktı. O romanda biraz tercüme hataları var. Dominikli diyor Savonarola için. Dominik daha yok ortada. Ama neyse, bakıldığı zaman görülecektir. Bildiği şey Yunan, Latince tabii.
Bu Latince yalnız Rönesans münevverleri Petrarca ekolünü takip ederek klasik Latince'ye yönelmişlerdir. Yani kilise Latincesi. Latine Vulgata'yı değil, bütün Orta Çağ boyunca konuşulan ve yazılan Latince değil, doğrudan doğruya klasik kaynaklara, hümanizm dediği o yani, insanı zamanlarda ve mekanlarda standartize ederek anlayan akım. Ve bu Latince'nin yanında Orta Çağcıların pek yapmadıkları, ancak Aquinalı Thomas'tan beri üzerinde durulan Yunanca. Yunanca Şark'ta daha evvel tanındı. Yani hem ilk çağlarda bütün o çevrenin insanları, eski Mısır, yani Mısır'dan eski başlayarak Suriye, Yahudiler, evet. Yani bu nevi bir Helenizasyon. Bu coğrafyada daha eskidir. Bu coğrafyanın şey, lingua franca hani şeyler sayıyorlar ya, işte Batı medeniyeti, efendim Yunan, Hristiyan, uygarlık falan, lab lab lab, ikisi de bu taraftan geliyor aslında yani. Tabii. Yunanca alimlerin dili olarak bilinir ve Peter Brown'un, yani çok önemli bir geç dönem o ilk çağ tarihçisidir. Onun tabiriyle Yunanca konuşarak bayağı gezersiniz diyor. Aynı zamanda Hristiyanlığı da dil değil mi Yunanca? Yani Hristiyanlıkla birlikte geldi ama Hristiyanlıktan önce Yunanca zaten batıda, bu Doğu, Orta Doğu'da bir dildi. Ve bu Yunanca'yı da öğrendi tabii Rönesans'ın insanları. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun üzerinde durdular ve öğrendiler. Burada bir şey saplayayım. Büyük ölçüde de gene buradan gidenden öğrendiler. Tabii yani, ama o şey, evet, buradan giden hocalar, buradan giden hocalar, bu bir ayrı konudur, üzerinde duracak değiliz çünkü araştırılmış bir konu. İşte ünlü metropolit Besarion mesela, o Floransa konsülünde 1440'larda birleşmeyi savunduğu için Ortodoks ve Katolik Kilisesi'nin. Ve bu birleşmeyi herkes istiyor bugün. Yani Ortodoks dünyada istiyor ama kimse taviz vermiyor tabii kendi dogmalarından. O zaman akidelerinden, dogmayı sokak tabiriyle kullanmıyoruz, akidelerinden. Besarion batıcı oldu, çok katolikçi oldu ve orada kalmak zorunda kaldı. Kardinal yapıldı ve az kalsın papa seçiliyordu. Yani yok bireyle ya, falan kaybetmiş konklavda. Az kalsın papa seçiliyordu. Çok önemli bir entelektüel, bir örnek. Daha başkaları da var. Venedik, Padova. Efendime söyleyeyim, Padova biliyorsunuz eski Venedik'in şeyse, Oxford'u çok yakın. Venedik'in içinde üniversite bugün var, o gün yoktu. Padua'da okuyorlardı, evet, yani şehir dışındadır üniversite. Bunun gibi tabii ki bütün İtalya'da şeyde Yunanca hocaları var, buralardan gidenler. Bunların bence en önemlisi, onu söylemek lazım çünkü coğrafi keşiflere gelecek, Emanuel Chrysoloras. Ha, Chrysoloras. Chrysoloras çok çok önemli bir adam. Şu elimde gördüğünüz atlası biraz sonra göstereceğiz. Bu Vatikan'da bulunan ve kod numarası Urbinas Grecus 82 olan atlastır. Bunu Chrysoloras götürmüş. Götürmüş buradan. Chrysoloras buradan götürüyor. Ve bu saraydan çıkma. Yani Bizans sarayından çıkma. Chrysoloras'ın öğrencisi Jacopo Angelo di Scarperia daha sonra papa sekreteri oluyor. Ve bu papa sekreteri olan adam bunu Latince'ye tercüme ediyor. Kozmografia adı altında. Bu İlk defa 1575'te Venedik'te haritasız basılıyor. Sonra 1577'de Roma'da haritalarıyla birlikte basılıyor. Ve Christoph Colomba, yahu dünya küçükmüş, devamlı batıya gidersek Asya'ya varırız fikrini ilham eden kitaptır bu. Chrysoloras onun için çok önemli. Colomb bunu görmüş yani. Evet, bunu görmüş, okumuş, bunu atıf yapıyor. İtalya'ya gitmiş çünkü bu kitap. Ve gider gitmez müthiş yayılmış. Şimdi İlber onu anlatacaktır. Genovalı. Bu o kadar mühim bir kitap ki, Fatih ele geçirdiği zaman kütüphaneyi, içinde iki tane bundan çıkıyor. Bizans kütüphanesi. Bizans kütüphanesi. İki tane çıkmış. İki tane çıkıyor ve derhal Amirutses'e, ki Amirutses çok önemli bir adam, onu da İlber anlatır, politik olarak da önemli bir adam. Sonradan Müslüman olmuş bu adam. Fatih diyor ki bunu tercüme edin. Bu kitap tercüme edilirken
Ve bütün Batı dünyası bu tercümenin bizim İlber'le birlikte restorasyonunu sağladığımız kitaptan yapıldığını zannediyordu. Ben öyle olmadığını gösterdim. Fatih'in elinde bizim zannettiğimizden daha çok Ptolemaios var. Çünkü sarayda Arapça tercümesi yapılmış Ptolemaios, bugün bizim elimizdeki Ptolemaios değil. Başka bir Ptolemaios var. Oradan Amirutses tercüme etmiş ve bakmış ki padişah çok ilgili, müthiş bir kopya bulunmuş. İşte o bizim restore ettirdiğimiz Seraliensis 57 veya gayri İslami yazmalar 57 dediğimiz, onu biraz sonra anlatayım, o müthiş bir şey. Yani Ptolemaios'a geldiğimiz zaman bakın bütün coğrafi keşiflerin başında bu kitaplar durur. Evet, yani bu tabii çok enteresan bir yapı. Çünkü mesela o demin sözünü ettiğimiz Pico della Mirandola, bu arkadaş İbranca biliyor. Doğu dili olarak Arapça, Farsça falan bilmiyor. İbranca iyi bir kilise eğitimi alan, Hristiyanlığın köküne inmek isteyen bir insan için öğrenilmesi gerekli bir dil. Bir de onun gibi biri daha var, Reuchlin. Bu daha geçtir. Alman protestanlığının mübeşşirlerindendir, yayıcılarındandır. O da gene İbranca'yı çok iyi biliyor tabii ve bunlar İncil diline iniyorlar. Biraz da ikincisi. Yani Reuchlin. Reuchlin'in derdi protestanlık. Münster coğrafyacı, İbranice profesör. Evet, o yani. Müthiş bazen. Yani böyle bunlar bir yerde buraya geliyorlar. Fakat şarktaki insanların içinde böyle hem doğuyu hem batıyı bilenlerin en belirgin örneği Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun için böyle rastgele bir entelektüel işte, rastgele bir bilgili hükümdar olmanın ötesinde bir kişiliği var. Peki abi, ben şunu merak ediyorum. Şimdi Fatih Sultan Mehmet anlattığınızda muazzam bir tablo çıkıyor ortaya ve anlatacak olduklarınızdan. Şimdi Fetret devri bitmiş, o imparatorluk yeni yeni toparlanıyor ve Fatih'in babasına baktığınız zaman da çok muazzam bir entelektüel derinliği varmış gibi bir görüntü yok bana göre. Bilmiyorum, belki de Koca Murat Gazi'den bahsediyor. Ha, şöyle bir şey, onun üzerinde Sultan Murat devrinde Şark'ın çok önemli eserleri Türkçe'ye çevrildi. Yani babasından değerli itibaren değerli başlayan bir... Yok, daha evvel de olabilir. Çocuğu eğittiren babası çok ilginç. İşte onu soracağım yani. Ama yani o sarayda... O mu başlattı yoksa var mıydı? Var mıydı? Yani biz Osmanlı hanedanlığı ve devleti, insan yetiştirme kaynakları, kurumları ve bu devşirme sistemi falanla çok eskisine kadar bilmiyoruz ki. Yani... Şimdi elimizdeki ilk tahrir defterleri Fatih'ten biraz evveline ait, Arnavutluk. Şey çevirdi onu, çevirdi değil, emanet etti, işledi, onardı, yorumladı. Ve Balkan tarihinde birdenbire tarihçiliğinde çok önemli bir pozisyon ele geçirildi haklı olarak. Halil İnalcık Hoca, yani çok önemli bir, yani ister istemez bütün Balkanlılar bu şeyet nakli çok önemli. Defteri sancağı Arvanit adı biliyoruz. Klasik eserimiz bizim şeyde, bibliografyada. Bunlar önemli. Şimdi bakınız, orada başka türlü bir sorun var. Bu okul ne zaman tam teşekkül etti? Saraydaki, Edirne Sarayı'nda neydi? Topkapı'da nasıl devam etti? Bursa'da neydi? Edirne'den oldu. İşte Bursa herhalde çok daha önemli her şeye rağmen. Edirne Sarayı'nda ne vardı? Edirne Sarayı üzerinde yapılan çalışmalar fevkalade sınırlı. Evet abi. Mimarisi dahil ve kaynak bulamıyoruz. Çok büyük ölçüde şimdilik yabancı kaynaklara bakmak lazım. İtalyanlara. Yani Cenova, Roma, Vatikan ve Venezia'yı bakmak lazım. Yani o gözle okumak lazım. Ve sanıldığının aksine orada çalışan arkadaşları, İtalyan ve diğer meslektaşları şükran ve takdirle anmak vazifedir ama sanıldığının aksine o muhteşem arşivler çok da iyi istismar edilmiş değil. Yani bir sürü şey var. Zaman zaman, yani mesela bakın,
Dede Korkut'un çok ana bir nüshası Vatikan'da bulundu ve hiç de o kadar eski bir devir değil. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir kavim Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, bugünkü Anadolu'yu birbirine bağlayan bir eser orta çağlarımız için ta ne zaman Vatikan'da bulunuyor İtalya'da. Yani bunu 150 sene evvel falan bulunması gerekirdi. 100 sene evvel böyle bir şey olamaz. Yani ne zaman bulundu? Çok yakın zamanda yani benden yaşlı tabii bulunuşu ama çok da yani o kadar eski bir şey. Tabii yani o, tam tarihini şimdi size söyleyemeyeceğim. Şundan söyleyeyim. Şimdi böyle bir ortamda tabii bütün bu literatür çok iyi taranmıyor, bilinmiyor. Yani bizim anladığımız Osmanlı padişahının entelektüel yapısı, yetişmesi, bırak o devirleri 19. asırda bile tam anlaşılmış değil. Ama yine buna rağmen çok söyleyeyim. Bu konuda çok kolay hükümler veriliyor. Bu eski dönem 15. 16. 17. asırın padişahı nedir? Aynı adam değildir 3 asır içinde portre olarak. Ama 15 ve 16'yı çok iyi bilindiğini söylememiz katiyen mümkün değildir. Bana ilginç gelen şu hocam, şu bana ilginç geliyor. Yani bir Türk imajı var işte Batı'da hala geçerli olan işte barbar at üstünde gezen. O geçerli olur, onu şey yapmayız. Ama o... bakıyorsun bir yandan da bunun devlet yapısının içerisinde başa geçmeye hazırlanan o topluma liderlik edecek adamlar Batılılardan daha az yetiştirilmiş, daha iyi yetiştirilmiş hatta bazıları. Ama o şey şimdi yazılan şey böyle şeyleri bir memlekette yerlilerin bakması gerekir. Yani mesela şimdi ben size Rusya tarihinden örnek vereyim. Krusenstolpe diye bir Alman var. Bunun çok okunan bir kitabı vardır. Rusya çarlarının saray hayatı. Bu çok okunur. Yani bunu okunmadan olmaz. Bu bir klasik eserdir. Ama eserin asılı böyle çok sevimli bir adamdır. Böyle uzun sakallı. İşte zamanında Rusya'nın münevverlerini çok ilgilendiren... Hatta Tolstoy'un bile vallahi onu okumak çok eğlenceli dediği bir adam böyle göbekli, kısa boylu, cüce gibi koca sakalı olan ve Moskova'ya gidenler bilir şu kırmızı tuğla bir müze vardır. İstarichiski Müzesi, tarih müzesi Moskova'nın. O böyle garip bir çeyiz sandığı gibidir. İçinde milyonla onun şey vardır, obje ve hiçbir zaman tam klasifikasyon bitmemiştir. İşte onun ilk önemli müdürü Çar'ın son zamanlarında bu şeydi, Rusya Çarlarının hayatı, Rusya Çariçelerinin hayatı ve efendime söyleyeyim Rus Çareviçlerinin, veliahtlarının hayatı ortaya çıkan şey budur. Bunun üzerinde duramak lazım. Şimdi böyle bir çalışma bizde yok. Yani rahmetli Uzun Çarşılı hocanın yapabildikleri ömür içinde bizim arşivlere dayanarak ondan sonra onun üzerine çok az şey ilgisini çekmiş demek ki tarihçilerin. Şimdi Türk tarihini inceleyen oryantalistlerden fazla bir şey bekleyemezsiniz. Çünkü onlar Batı'yı ve Doğu'yu birbirine kaynaştıracak, artikülasyonu sağlayacak bir yorum getirmezler. Böyle bir yorum pek umurlarında değildir. Hatta belki işte bir köşeyi, ayrı bir köşeyi bilen uzman olmayı tercih ederler. Bunun bir sorunu yarattığı açık. Bilmezler. Yani o kadar büyük, hani Duvolney'in, efendime söyleyeyim Massignon'un, efendime söyleyeyim Sylvester de Sassi'nin yetiştiği Fransa, işte Hammerler falan Almanya, insanlar hala eğer Türkolog, Arabist falan değillerse falan ha işte bilmem ne, hatta çok meşhur bir Jacques Delors zamanın çok politikacı, kültür bakanı. Efendim tabii biz Orient'ı bilmiyoruz diyor. Şimdi adama desen ki yahu orada tonla Fransızca yazılı şeyler var Orient üzerine, ayıp değil mi falan desen sıkılmaz.